ile ilim ve hikmetin kapısı Tıbbel Nebevi'yi sunar. Evet, Tıbbı Nebevi programına hoş geldiniz. Değerli Tıbbı Nebevi takipçileri, geçen programda biraz programın dışına çıkarak insan sağlığının dışında toplum sağlığını konuştuk. Gerçi biz bütün programlarımızda insan sağlığının dışında toplum sağlığını, ümmetin sağlığını, insanlığın sağlığını konuşuyoruz. Çünkü ferdi anlamadan toplumu anlayabilmek mümkün değil. Yalnız geçen programda değerli konuğum Mehmet Ali Bulut'tan çok özel, çok güzel bir program oldu ve İslam ümmetinin, İslam toplumunun vücudunu ve hastalıklarını bir nevi nasıl olduğunu, iyileşme yolları, iyileştirme yolları nedir diye konuştuk. Bu yönde ki programı bu haftada sürdüreceğiz. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah hocam. İslam yurtlarının hali gibi iyi kötü karışık. Allah yardımcımız olsun. Ama çok güzel şeyler geçen hafta söylediniz hocam bize. İnşallah. İslam toplumunun bu yarası, beresi nasıl kurtulabilir? Bu hastalıklar nasıl kurtulabilir? Ve hatta hastalıklardaki en korkulacak ve üzerinde bu hafta durmak istediğim şey şu. Biz hastalıklardaki en büyük riski sayın hocam, oluşa var olan hastalık uzun süre tedavi edilemediği zaman bu organ ve yani sistemde başka bir aksaklığa sebebiyet verdiği gibi ruhsal travmalara da sebep oluyor. Bunu İslam toplumundaki bu hastalıklar, İslam ümmetindeki bugün var olan bu problemlerin kalıcı problemlere, ebedi hayatımıza belki mal olabilecek travmalara sebebiyet vermesini engellemek için nereden bakmak lazım, neler yapmak lazım? Önce şunu söylemek lazım. Mesela psikolojik hastalıklar, işte ruhi hastalıklar, psikolojik, psikiyatrik hastalıklar biyolojik hal almadan önce müdahale edildiğinde tedavi edilmesi kolaydır. Şimdi mesela diyelim ki otistik olmuş bir çocuk. Otistik olmadan önce her şey düzgündür. Kulağı düzgündür, burnu düzgündür, kaşı düzgündür. Otistik olduktan sonra bu otizm uzun bir süre tekrar eder, devam ederse yavaş yavaş burnu, kulağı, şekli, gözü çarpılmaya başlar. O hastalığın biçimini almaya başlar. Bu çok mühim bir meseledir. Evet. Bunu görmüşsünüzdür yani. Evet. Çünkü mesela diyelim ki ilmi sima açısından bazen o tür hastalıklar veya o tür hastalar bana gösterildiği zaman derim ki henüz hastalık bunun yapısını bozmamış. Yani biyolojisini bozmamış. Evet, fizyolojik hali. Fizyolojik halini bozmamış. Bu gösteriyor ki süratli bir şekilde eğer bunun önüne geçerseniz bunun bedenine, fizyolojisine zarar vermeyecektir. Bir şey fizyolojik yapı kazanmadıkça daima çözülmeye müsaittir. Çözülebilir. Yani o travma boyutuna ulaşmadan. Evet. Fizyolojik. İşte travma zaman içerisinde vücut üzerinden kendi yıkılmışlığını, kendi şeyini bahar ediyor. Patolojik hal diye. Patolojik halini bahar ediyor. Yani mesela diyelim ki otistik bir adam, diyelim ki kulağı duymaz oldu. Değil mi? Evet. Atıyorum. Kulağı duymuyor. Belli bir müddet sonra bu kulağın duymaması hali onun gözüne sirayet eder, yürüyüşüne sirayet eder, davranışlarına sirayet eder. Çünkü bu kulakla duymadığı için sürekli böyle yapacak bu. Tabii ve böylece belki boynunu bozacak. Boynunu bozacak. İşte psikolojik hastalıklar, epilepsi veya buna benzer. Yani hatta diyelim ki hani psikolojinin ve psikiyatrinin dışına çıkan parapsikolojik olaylar var. Yani bunların hepsi insanın beyin arızalarının, damarlarının, asaplarının bozukluğundan kaynaklanıyor. Sistemin kilitlenmesi. Evet. Bir bazen tasallut şeklinde de bir takım sıkıntılar olabiliyor. Elhamdülillah bunları konuşabiliyoruz. Yani evet. Tasallut bunu, dediğimiz mesele. Bunu kilitleyen biz hani işte tıp dilinde bir bakteri diyoruz, virüs diyoruz ama bunu bir parapsikoloji anlamında söylenebilecek bir bilinçli bir negatif enerji sana musallat olduğunda ve sen bununla bunun vücut üzerindeki
etkisini gideremezsen zaman içerisinde şeklin bozulmaya başlıyor. Evet. Bu şeklin bozulması yani esasında kalbidir, esasında psikolojik bir marazdır ama uzun süre devam ettiği takdirde yapısal bozukluğa sebebiyet veriyor. Evet hocam. İslam toplumu şöyle böyledir, 300 senedir belki daha da fazla. Vehen dediğimiz bir manevi hastalıktan dolayı bir korku kaygı. Evet. Vehen dediğimiz dünya hayatını güzelleştirmek, dünya hazlarını elde ettiği dünya dünyevi hazları ve menfaatleri kaybetmemek gibi bir korku yüzünden bedensel yani vücutsal çarpılmalar yaşıyor şu anda. Yani bir Müslüman topluluğunun bünyesi ve vücudu gibi hareket etmiyor. Bizim İslam dünyasının vücudu. Çünkü yani bu uzun zamandır devam eden işte dünyevileşme, sekülerleşme, tevhid noktasındaki arazlar ve dünya nimetine düşkünlük, dünya hazlarına düşkünlük toplumun bütüncül yapısını bozdu. Yani genel anlamda İslam coğrafyasına baktığında tek tek tipler olduğu gibi toplumsal duruşlar da İslamiyet'i... Bir çarpıklık, bir arıza evet, var. Duruşumuzda evet. Da var. Toplum olarak. Toplum. Çünkü bir günah, bir manevi hastalık uzun süre bir toplumda devam ettiğinde fiziksel çarpıklığını meydana getiriyor. Bu fiziksel çarpıklık aslında bugün problem. Yani artık mesela bir otistik veya bir Down sendromlu bir insanın zaman içerisinde bakışı değişir, biçimi değişir, tipi değişir, tipolojisi değişir. Ve insanda güven var etmez. İnsanda bakar bakmaz bu arızadır zaten. Hocam dersin. Daha anlaşılması açısından en basit. Mesela robotizmanın bir cinsi var, skalyoz. Evet. Başlangıcında çok problem yapmıyor. Daha evet. Sonra hasta insanın büküyor. Omurgasını tamamen eriyor. Büküyor. İnsan ben tam bunu söylüyorum. Ben cehaletim var. Yani ben yok yok hocam. Hayır yok. Yani ben kavram itibariyle cehaletim var. Ama ben sistemi anlatırım. Yani evet. Diyorum ki bu yani ruhi sıkıntılar, ahlaki sıkıntılar, ruhi sıkıntılar, ahlaki sıkıntılar, subjektif problemler seni objektif manada zaman içerisinde etkiliyor. Hı. Ve dönüştürüyor. Biçimini değiştiriyor. Yani işte evet omurganı şey yapıyor, kasıyor. Efendim işte diyelim ki bakış açını bozuyor. Tabii. Görünme kabiliyetini bozuyor. Seni deforme ediyor. Umudunu yitirip hayat evet. Dahi tabii ki bu seni büyütürdü bana. Şimdi mesela midesi burası ağrıyan bir insan asatik yürüyemez. Öyle değil mi? Doğru, eğilerek yürüyor. Midesi, şimdi böyle midesi ağrıyan bir insan behemhal eğilir. Peki, işte aynen bunun gibi. Bükülme. İslam dünyasında cömertlik ve izzet ve cesaret kaybedildiği için şerefini ve dik başlı olmasını ve insanlara Allah'ın var etmiş olduğu, vermiş olduğu heybeti göstermekten aciz durumunda şu anda. Bütün milletler bu toplumun, İslam ümmetinin başından berberlik öğrenebiliyorlar. Hollanda sana zılgıt atabiliyor. İmkanı mı var? Ne ki Hollanda? Senin bir eyaletin kadar. Ama sen o kadar deforme olmuş, aciz hale düşmüşsün ki. İki büklüm olmuşsun. Hiç kimse senden korkmuyor. Cesaretini kaybetmiş. Halbuki ayet diyor ki, sende bir gılze bulunsun. Bir şiddet bulunsun. Kime karşı? Zalime karşı. Kafire karşı sende bir heybet bulunsun. Zaten gerçek manada iman etmiş olsan ve imanın prensiplerini, esaslarını bu vücut üzerinde tatbik etsen kendiliğinden ebed olacak. Yani sen böyle böyle yürürsen vücudun o hale gelecek. Ne diyor Peygamberimiz? Hervele yapın. Omuzunuzu gösterin. Çünkü o zaman dikleşeceksin. Ya buna çatmayayım diyorsun. Sende heybet yok ki. Şeyde buna teyit eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle bir savaşında Hazreti Hamza kılıcını çekip ben falanın oğluyum derken evet. Diyor ki ya Hamza bugün küffarın karşısında olmasa idik bu sözlerine ağır addederdim ama müşriklerin karşısında olduğumuz evet. için bir bes yoktur diyor. Evet. Şimdi bizim aynı meselede mesela Sayın Cumhurbaşkanımız da hakkı Allah bin kez razı olsun. Evet. Yani bu ümmetin izzetini muhafaza etmek anlamında onu korumak, kollamak anlamında yani bizim yüreğimize öyle bir su serpiyor ki sadece bizim değil Afrika'daki çocukların Filistin'deki çocukların umudu olmuş. Yani bu konudaki bu izzetin biz
fertlerden ziyade toplumda daha fazla şumul bulması için ne yapmak lazım hocam? İşte bakın, bu asıl mesele burada. Çünkü evet, neticede İslam toplumsal bir tezahürdür aynı zamanda. Yani İslam toplumunun kendisine has öyle bir toplum var diyor ki, sen gördüğün zaman bunlar Müslümandır diyebileceğin dış görüntüler de var eder. O senin içindeki iman, Allah'tan başkasına şey duymaman, minnet duymaman, kendine güvenmen, bu tek tek fert fert. Bu fertler bir araya geldiği zaman 40 kişi, o insanlardan 40 kişi yürüdüğü zaman yer gök dinler onlardan, titrer. Çünkü hepsi kendisine güven duyan, Allah'tan başkasından korkmayan, eyvallah olmayan insanlar. Zalime karşı, mazluma karşı zelil, mazluma karşı şefkatli, merhametli. Şimdi bunun yeniden inşa edilebilmesinin, İslam dünyasının yeniden inşa edilebilmesinin şeyi böyle sosyolojik meseleler değildir. Ben işte ekonomik güçlendirme, sosyolojik güçlendirme veya efendim bilimi araştırmak, şunu yapmak, evet bilime ihtiyacımız var ama bunlar değil. Önce ve birincilik, birinci vazifesi imandır. İmanın gerçekleşmesi ve yürekte karar kılması lazım. İman da bir yaratıcının var olduğunu bilmek değildir. Bir yaratıcının var olduğunu bilmek herkesin harcı, herkes yapıyor zaten. İmam Muhittin Arabi şeyin kitabını okuyor. Aslında bütün dinler, bütün inanışlar da bir yaratıcı var olduğuna inanıyor. Tabii canım, yani Allah'ın yani bir yaratıcı... İmandaki bizden talep edilen fark o zaman... İmandır. İmandır. Onu anlatacağım şimdi bakın. Evet. Muhittin Arabi şeyin kitabını okuyor. Fahrettin Razi'nin. Fahrettin Razi'nin meşhur bir tefsiri var. İki tane önemli tefsir vardır. Birisi dirayet tefsiri. Yani dirayet tefsirlerinin evveli. Öbürü de nakil tefsirlerinin en güzeli. Nedir? Zemahşeri'nin El-Keşşaf'ı var. Bu nakil tefsirinin en güzelidir. Bütün ayetlerin nakledilen haberler ve rivayetler üzerinden tefsir ediyor. Fahrettin Razi ise dirayet tefsirinin ilk güzel örneğini veriyor. Dirayet tefsiri mevcut olan çağın ilminden de istifade ederek aklın eserini de ayetin hizmetine vermek. Yani işte zamana göre tefsir. Yani, hayır, zamanın ayeti. Yani daha doğrusu bilgiyle insanlığın elde etmiş olduğu bilgiler ile tefsir etmek. Mesela atıyorum bir misal. Yeni terimlerle veya. Evet, yani bu dirayet tefsir diyoruz. Mesela diyor ki iman etmeyenin kalbi dağa tırmanan insanın kalbi gibidir. Şimdi bu böyle ayet bunu verip geçiyor. Dağa tırmanan insanın şey ne oluyor ki kalbi hızlı hızlı çarpıyor? Bunun bilimselini bilmiyoruz. Ama biz bugün şunu gördük ki yükseldikçe atmosfer basıncı azaldığı gibi atmosferin baskısı azalıyor ya. Baskısı azalınca kalbin daha doğrusu damarlar, kan damarları genişliyor. Çünkü onların üzerinde bir atmosfer basıncı var. Atmosfer basıncı yer seviyesinde bizi böyle damak kanımız hacim şey evet. Kanımız tam damarlara sığacak şekilde tutuyor. Bu yükseldikçe baskı azalıyor. Baskı azalınca damar şişiyor. Damar şişince kan yetmiyor. Çünkü kan tam doldurmuyor. Yani şeyin daha hızlı pompalaması lazım. Çok hızlı pompalaması lazım ki gitsin. Yükseldikçe bu artıyor. Cenab-ı Hak bunu bir temsiliyle veriyor. Yani çünkü Kur'an'ın vazifesi teknik bilgi aktarmak değildir. Kur'an iman maksatlıdır ve insanı Cenab-ı Hakk'ın rızasına göstermek, rızı yöneltmek üzere gönderilmiştir. Evet, bunun içinde teknoloji var. Ha, bu ayetin yani işte bu ayetin şöyle bir manası da var demek dirayettir. Yoksa hiç ona girmez. İşte Resulullah bu ayette böyle buyurmuştu, şu ayet şöyle gelmişti, bu ayet evet. Gel ki. Dirayet tefsiri ilk Fahrettin Razi'nindir. O şimdi tam aklımda değil. O bir cilt mi, altı cilt mi tam bilemiyorum. Çünkü şimdi tam aklımda değil şey. Onu okuyor Muhittin Arabi. O zaman Anadolu'da. Yani hani şu dirilişte de zaman zaman Anadolu'da gösteriyorlar ya. Evet. Gerçekten de Anadolu'da. Kitabı okuyor. Kendisine bir tane yazdırıyor çünkü. O zamanki matbu kitap yok. Alıyor bundan bir tanesi istinsah ettiriyor. Bütün hepsini yazdırıyor. Alıyor ve okuyor. Okuduktan sonra diyor ki üstadım senin teolojik bilgin muhteşem. Muazzam yani uluhiyet ile ilgili muazzam bilgilerin var. Fakat dikkatle baktım söylediklerine. Sen iman ehli değilsin. İmanın eksik mi diyor? İman etmemişsin diyor. Derhal Kur'an'a dön ve iman et diyor. Hani enteresan bir tespit. Yani
Allah hakkında bilgin çok mükemmel, evet, evet, ama iman imandır konusunda. Çünkü diyor da, yani bir yaratıcının varlığını bilmek iman olmadığı gibi, onun varlığını bilmek ona iman etmenin de aynı değildir. İman ettiğinde, sen Allah'a iman ettiğinde, o senin bütün vücuduna hulul eder. Ama Allah'ın var olduğunu bildiğinde bu programdır. Canın çektiği zaman kullanırsın. Bir şeye ihtiyacın döndüğü zaman dönerse Allah'ın kurban olayım. Halbuki eğer iman etmiş olsan, o her anda, her daim seninledir. Huzur hali budur. Yani ancak Allah sana gafleti verdiği zaman unutursun. Anlatabildim mi? Öbüründe ise ancak ihtiyacın düştüğü zaman dönersin ve Allah'a ibadet edersin. Biz bugün sümahaşa, Rabbim affetsin bizi, biz Allah'ı nöbetçi psikologumuz, nöbetçi psikiyatrik doktorumuz gibi görüyoruz. Başıma bir iş geldi, ya Rabbim böyle oldu, kurban oldum, beni bundan ayır. E peki başka zaman? Bu iman değil, bu bilgidir işte. Hepimiz Allah'ı biliyoruz. Yaratıcının var olduğunu biliyoruz. Onun kudretinin her şeye yeteceğini biliyoruz. Ama o kudretin her şeye yeteceğini bilmenin pratik hayatımıza bir verisi yok. Bu iman değil. Peki İslam toplumuna dönecek olursak? İşte bunu anlatıyorum zaten. Yani İslam toplumuna. İmana fertler, ihtiyacı var. Fertler böyle olunca bu fertlerin oluşturduğu doku gevşektir. Gevşek bu doku. Taşınabilir bir doku değil. Ben şimdi topluma bak. Hakiki manada ben şöyle diyeyim. Eskiden bir insan İslamiyet'i öğreneceği zaman Vaha'dan, Bedevilerden gelirlerdi. Ya Resulallah bize İslamiyet'i öğret derdi. İslamiyet'i derdi ki Resulullah da onlara, böyle gelip böyle bir gün iki gün kalarak bu iş olmaz. Bizimle bir iki hafta kalacaksınız ve yaşayacaksınız. Medine'de kalırlardı. İslam toplumu nasıl hareket ediyor? Hangi meselede? Alışverişte nasıl? İbadette nasıl? Muamelatta nasıl? Bu insanlar birbiriyle pazarda nasıl karşılaşıyorlar? Evde ne yapıyorlar? Şunu ne yapıyorlar? Bir iki hafta kalacaksınız. Namazı nasıl kılıyorlar? Birbirleriyle nasıl kavga ediyorlar? Kavga ettikleri zaman, bir menfaat çatışması çıktığı zaman nasıl yapıyorlar? Bunu kalın ve görün. Tatbiki görün derdi. Hatta biz birçok meseleyi, yani bugün sosyolojik manada kendimize ölçü alacağımız hadislerin büyük bir kısmını bunlardan dinliyoruz. Yani diyor ki ben filanca badiyeden geldim. Dedim ki ya Resulallah biz İslamiyet'i öğrenmek istiyoruz. O da bize dedi ki kalın. Ben gördüm Resulullah bir gün namazı kıldı, sabah namazını kıldı, daha kapkaranlıktı. Ve bir gün gördüm, ben güneş doğdu zannettim ama o namaz kıldırdı. Yani ne yaptı böylece? Peygamberimiz sabah namazının kılınabilirlik zamanlarını belirledi. Diyor bir zaman kapkaranlıkta, yani daha şey yoktu diyor. O zaman kıldı, bir kere de neredeyse güneş doğmuştu kıldı. Böylece ne yaptı gördü, bu vakitte de kılınabilir. Bu vakitten bu vakte kadar kılınabilir. Bizim gibi aciz ümmetler güneşe 15 dakika kalıncaya kadar bekliyoruz. Kalkıyoruz 15 dakika kala namaz kılıyoruz. Değil mi? Telefonu öyle ayarlıyor. Telefonu öyle ayarlıyorsun. İşte bu değildir. Halbuki o vakitte mümin kalkmıştır. Ne zaman kalkar? Başlama saatinden bitişine kadar mı? Evet. Cenab-ı Hakk'ın iman muradı. Şimdi mesela diyelim ki o Müddessir suresinde ve Müzemmil suresinde o ne kadar gecenin ne kadarını kullanacağını Allah bize anlatıyor. Söylemiyor. قُمُ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ اَمِنْكُسْ minhu kalila. İstiyor yarısı, istiyorsan yarısından biraz daha fazla. Yani uyu sonra kalk ibadet yap diyor. O saatte mümin kalkmış olması lazım. İtiraf edelim kimse kalkmıyor. Yani kalkan tabii ki var elhamdülillah. Var elhamdülillah. Ama mümin o saatte uyanıktır. Peki o saatte uyanan mümin ne yapacak? Hayatı kurgulayacak. Yok ki bir yapacaksın. Kur'an okuyorsun. Anladığın bir Kur'an da değil. Yani şey olarak da değil. Sadece okuyorsun. Sana yüklenen, mesela en çok bize okunması söylenen sure hangisidir? Yasin. Fatiha ve Yasin. Fatiha zaten. Şimdi esasında küçük surelerin tamamı her gün elzem olduğu için küçük tutuldular. Yani sen her dakika hava almak zorundasın. Kul huvallahu ahada her dakika ihtiyacın var. Kısa kısa o yüzden tuttu. O kısa surelerin kısa tutulmaları değersiz haşa, sümme haşa diğerlerinden daha az. Tek başına kul vallahu ahadı al, Kur'an'ın tamamını özetler size. Tek başına şey kul ya eyyüvel kafirune'yi al, tek başına bir Müslümanın tavrını özetler size. Kul ya eyyüvel kafirune, la abudu ma ta'abdu.
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Bir Müslümanın tavrı bundan daha güzel anlatılır mı? Hakikaten sınırları çok keskin bir şekilde belirlenmiş yani. Her bir suren, küçük surenin her birisi mutlak manada çokça bize lazım olan bir hali verir. Anlatabildim mi? Hı. O yüzden kısa tutulmuş ki kısa öğrenilsin. Öbürlerde ahkam var. Alıp okuyacaksın, inceleyeceksin. Ölema alacak Bakara suresini. En mühim. Ama mesela bu en uzunların içerisinden bir tanesine en çok okuyun demiş. Yasin suresinde. Yasin suresinde neler anlatıyor? Neden? Çünkü Yasin suresi gerçekten bir toplumu biçimlendiriyor. Toplumu biçimlendiriyor. Davranış kalıplarını biçimlendiriyor. Deliller getiriyor. İşte size yürü toprak. Bakın nasıl diriltiyorum diyor. Ve ayetul lahumul ardul meyte ahyeynaha ve ahrecna minha. Bakın size ölü topraktan ben nasıl diriltiyorum diyor. Bakın geceye nasıl onu ona örtüyorum. Ve ayetul lahumul leyl neslahu minnun nara feydahum muzlimun. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلًا. Ben aya biçimler ve zamanlar koydum. Ay çünkü insanın kan harekatını, toplumsal davranışlarını tayin edendir. Her birisinin farklı farklı eylemi var. Sizinle bir sohbette ibadetin neden aya bağlandığını anlatmıştım. Çünkü ay doğrudan kan ile alakalıdır. Kanın taşıması veya düşmesi, kanın asapların inmesi veya çıkmasına göre Allah sana ibadet veriyor. Bunların her birisi toplumun sağlıklı bir şekilde tanzimini şey yapar. Ama siz iman etmediğiniz zaman zaten bunları ıskalıyorsunuz. Ve o zaman sağlıklı bir toplum olamazsınız. Şimdi dedim ki eskiden gelirlerdi derlerdi ki ya Resulallah biz Müslümanlığı öğrenmek istiyoruz. Kalın bizimle biraz derdi. Kalırlardı. Birilerine misafir kalırlardı. Birilerinin yanında kalırlardı. Böylece İslam nedir? Toplumsal pratiğini görürlerdi. Peki şimdi bir adam geldi ve gerçekten Badiye'den geldi. Hiç Müslümanlığı da bilmemiş, öğrenecek size geldi. Evet. Senin öğreteceğin veya bizden göreceği İslamiyet gerçekten Kur'an İslamiyeti midir? Yoksa bizim sarılarımızdan oluşturduğumuz bizim kaç tane tasarımlarımızdan, bizim anladıklarımızdan hakiki manada şimdi gönderirsin, filanca cemaate gönderirsin, filan efendinin üzerinden Kur'an'ı gösterir bize. Filanca cemaate gönderirsin, filan efendinin üzerinden gösterir bize. Tabii ki herkes oradan bakacak ama bizim Müslümanlar olarak gayrimüslimlere veya başka bir dinden olan bir insanlara gel kardeşim biraz bizimle yaşa da şu İslamiyet'i öğren diyebileceğimiz neyimiz var? Müslüman olanların her birisinin bir itirafı vardır. Yani Cat Stevens'dan tut, evet. Efendim işte Martin Lynch'e kadar. Yusuf İslam Kestel diyor ki, yani iyi ki biz Müslümanları tanımadan İslam olduk. Çünkü olmazdık. Neden? Bu model geliyor. O model evet, değil diyor. İslam geliyor, modeli değil. Diyor ki, ya Resulallah. Bir Müslüman, Müslüman olduğu halde zina yapabilir mi? Olabilir. Hani şeyden çıkmaz. Şunu yapabilir mi, bunu yapabilir mi, bunu yapabilir mi, bunu yapabilir mi? Evet diyor. Bu sefer sahabi diyor ki ya Resulallah, yani bir Müslümanın asla yapmayacağı bir şey yok mudur? Vardır. Nedir? Müslüman asla yalan söylemez. Peki, şimdi hayatımıza bak. Ticari hayatımıza bak. Sosyal hayatımıza bak, alışverişimize bak, dostluklarımıza bak, sözlerimize bak. En küçük bir mahcubiyet yaşamamak için 50 tane yalan söylüyoruz. Yani bir mahcup olacağım. Ya kardeş, vallahi gelmek istemedim ha. Bahane yok. Diyemiyor. Ya işte yağmur böyle olmuştu da, trafik şöyle olmuştu da. Niye doğru söylemiyorsun? Ben gelmek istemedim. Bir kere yalan söylemedi. Yani kul Allah'ın rızasına tercih ediliyor. Bu anda Allah'a evet. Mahcup olma kaygısı taşımadan kula mahcup işte bu olmama. İman olmadığını gösteriyor. Evet, iman. İman dediğimiz şeyin bilgiden ibaret olduğunu gösteriyor. Ben bu ümmetin imandan başka problemi olmadığı kanaatindeyim. İmandan başka bir problemimiz yoktur. Çünkü o yok. İman gerçekten geldiğinde yalan kalkar, ahlaksızlık bütün kalkar, dinin, Allah'tan korkar, korkmak evet. Bütün dinin kaidelerine veya hastalıklara imanın çözüm olabileceğini söylüyorsunuz. Kesinlikle ve diyorum ki yine iddia ediyorum. Bütün yani her türlü doktorlara da söylüyorum. İnsan Allah'tan uzak kaldığı miktarca hastadır. Hele mümin.
ne kadar bir mümin, açık ve net söylüyorum, sünnet seniyeyi ve Kur'an'ın emrini ne kadar ihmal ediyorsa, hangi alanda ihmal ediyorsa o kadar hastadır. Ya psikolojisi hastadır ya bedeni hastadır. Siz net bir şekilde Allah'a iman etseniz, ona teslim olsanız psikolojik bir travma kalmaz sendeki yani. Psikolojik travma nedir? Stresten kaynaklanır. Stres nedir? Hadiselerin senin gönlünün keyfine göre akmamasıdır. Hadiselerin senin gönlünün keyfine göre akmamasıdır stres. Öyle değil mi? Kesinlikle. Veya böyle basit. İşte kaderin teşekkülüne bir teslim etsin. Ya işte bak diyorum. Yani alemin gidişatı senin keyfine uygun gelmiyor. Stres yapıyorsun. Niye benim arzu ettiğim gibi gitmedi diyorsun. Sen kimsin? Çünkü kendisi de bir tanrıdır. Karşısına oturtmuş. Ben ve o. İstersin, ister inan ister inanma yani. İman etse diyecek hepsi odur. O zaman çok güzel hocam, hadiselerin senin keyfine uygun olmaması diye bir şey yok. Sen uymak zorundasın. Sen uymak zorundasın. Allah senin keyfine uymak zorunda değil. Hadisenin, kevenatın doğru akışını okuyacaksın. Böyle geldi. Ben kendim uyduracağım buna. Hayır. Ben buradayım, merkezdeyim. Sen bana uyacaksın. Zaten ilişkilerimizde de bu değil mi? Herkes doğru yerde duruyor. Sen yanlış yerdesin. Bana göre diye başlıyoruz. Bana göre. Sen kimsin? Sana göre yapacağım. Bana göre bu böyledir. Benim içimdeki... Ben demenin dahi dinde nasıl bir şeyi var? Ha işte yani diyebilir insan. Yani. Enesi budur. Cenab-ı Hak böyle yaratmış. Nefsi öyle yaratmış. İyi ki de öyle yaratmış. Şimdi ben bana göre diyor. Sana göreyi koyduğunda Kur'an'da ortada bir şey yok. Çünkü sen sana göre yapıyorsun. Halbuki mümin hayatını iman üzerine kurar ve göresi de Kur'an'dır. Ve sünnet seniyedir. Sen göreyi oradan kurmazsan terazin bozuldu bak dikkat et. Ölçülerin bozuldu. Çünkü göre sana ait olunca göreyi neye göre kalibre edeceksin? Senin bir kilogram dediğin şey gerçekten bir kilogram mı? Zihnindeki yargı. Nedir? Bir kilogram mıdır gerçek senin bir kilogram dediğin şey? Hayır. Sen kalibre etmemişsin. Bana göre sen yakışıklısın. Sana göre. Sen nesin? Senin yakışıklığın esası mıdır? Aldığın ölçü, gram gerçekten kalibre olmuş mudur? Sizinki. Dolayısıyla biz hepimiz kendimize göre ölçüler koyduk. Şu bana göre faiz değildir. Kur'an ne diyor? Efendim şu bana göre şöyle değildir. Ya öyle değil ama böyle değildir. Neye göre koyuyorsun? Çünkü biz gerçek manada Kur'an'ın ve sünnetin hükümranlığını ve hakkını imanımızın zafiyetinden dolayı kendimize ait kıldık. Ve ondan sonra bizim bedenimizin çarpıtılmaması yani İslam bedeninin envai türlü farklı yaklaşımların ortaya çıkmaması mümkün değildir. Yani bu içtihat farkı falan değil. Bu bir akide bozukluğuna ve akide ayrılığına sebebiyet veriyor. Halbuki normalde mezheplerde dersin ki birisi der ki abdest böyle alınır, öbürü der ki böyle alınır. Ama imanda tevhid olduğu için, imanda problem olmadığı için kardeş bu bir nimettir. Elin kanamışsa da al abdestini. Çok zordaysan efendim bu sefer de İmam Şafii'nin ehli imanı mezhep farklılıkları etkilemiyor. Çünkü evet. İman var. Evet. İman ama olmayanlar dersen doğrudan onu din kabul ediyor. Allahu ekber. Evet. Bu da çok güzel. Bu da toplumun ciddi bir şeylerden bir tane, ciddi bir hastalıklardan birisidir. Asıl bizim canımızı yakan budur. İşte burada imanın yetersiz olmasındandır. İman gerçek manada olsa o zaman o şeyhin, o müridin, o şeyhin hocanın söylediği ancak kendi kemalini arttırmana hizmet eder. Din olmak. Olsun. İman meselesiyle ilgili çok güzel şeyler ortaya çıktı. Reklamdan sonra Tıbbi Nebevi'de devam edeceğiz inşallah. Devam ediyor. Evet Mehmet Ali Hocam, çok Allah razı olsun değerli bir ayrıntı, değerli çok önemli bir esas aslında ayrıntı değil. İslam toplumunun imana ihtiyacı var. Evet, her türlü, çok sağlık güzel. Açısından da, birlik açısından da, evet. Tevhid, yani her açıdan peki, imana ihtiyacı. Oraya geleceğim. İman varsa farklılıklar, renk ve evet. Zenginlik. Evet. İman yoksa dinin dahi dinin. Her bir... Farklılığı bir ayrıştırıcı unsurdur evet, diyor. Unsurdu. Yani o zaman hakikaten bizim bir olabilmemiz için
imana ihtiyacımız var. Evet. Yani ben bu mesleği... Bir olmanın da ötesinde üstün olmakta. İşte ben bunu tevhid makamına çıkamamak meselesi olarak bu meseleyi biliyorum ama iman olmadan tevhidin olamayacağını da bu meselede anlamış olduk. Olamaz. Yani insanları millet bir menfaat üstünde birleştirirsin. Mesela Avrupa Birliği bir iman birlikteliği değildir. Bir menfaat birlikteliğidir. Peki menfaat birlikteliği gidiyor tevhid mu? Tevhid var ama iman yok. Evet. Yani normalde gidebilmiyor. Sadece onların iç korkuları, yıllarca birbiriyle olan savaşları bertaraf etmek için bir araya geldiler. Bu yetiyor onların bir arada bulunmalarına. Halbuki Fransa ile Almanya ömürleri boyunca bütün varlıkları sürecinde birbirleriyle kavga etmişlerdir. Ama bugün ittihad etmişler. Birler. Bir manayla tevhide girebilmişler. Neden? Çünkü hak üzere, yani birliktelikten hak doğacağı fikrine ulaşmışlar. Zahirine bile ittiba ettiğinde, yani yalancısına bile ittiba ettiğinde neticeyi böyle alıyorsun. Bu programa başlarken ben bizim İslam toplumunun reçetesinin imana çıkacağını yani düşünmemiştik. Bu konuda da bir konuştuğumuz bir şey yok. Çok enteresan bir şey oldu. Siz konuşurken şu aklıma geldi hocam. İman ile hayat arasında muazzam bir ilişki var. Bunu gördüm. Yani bu tespitler İslam toplumunun hayat ile hayatlanabilmesi için imana ihtiyacı var. Yani aynen öyledir. Şeyde Bediüzzaman'ın ama iman da işte bir yaratıcının var olduğunu bilmek değildir. Elbette. Evet. Onu çok net anladım. İşte Bediüzzaman'ın din hayatın hayatı hem nuru hem esası İhya-i yani, din ile olur şu milletin ihyası. Evet. Yani ihya etmek, bu ihya sadece şey değildir. Yani ayağa kaldırmak değil. Sağlıklı bir beden, sağlıklı bir yapı. Fakirini birliğinde beraberinde taşıyabilen, açı olmayan, sefili olmayan, evsizi barksı olmayan, çaresi olmayan demektir. Bir toplumun ihyası budur. Yani yoksa başka türlü ne? Yani toplum ihya edildi dendiği zaman ne alır? Fakiri, fukarası, dilencisi yok demektir. Evet. Barınmayanı, açı, sefili yok demektir. Toplum böyle ihya olur. Toplum en azından %51'i, en az %51'i, bak %51 diyorum, en az %51'i çok mutlu, müreffeh, sağlıklı olacak ki bu toplum ihya oldu diyelim. Halbuki bugün %5'i geçmiyor, %7.8'i bile bulmuyor toplumun iyileri. Diğerleri hepsi sefalet içinde ve o ızdırap beden sağlıksız olduğu için, beden zona olduğu için beyin ayağımızın altının çürüdüğünü hissetmiyor. Pat diye düşeceğiz farkında değil. Ki zaten öyle. Yani kemiğin içinde iliğin boşaldığını, beyin o arada şeyler... Fizyoloji algılamıyor. Zona olduğu için algılamıyor. Halbuki düşmüş. Afganistan, İslam toplumunun bir ayağıdır. Kesilmiş, çürümüş, farkında değilsin. İnsan fizyolojisiyle bunu benzeştirmeye çalışırken bizim otoimmün sistem dediğimiz bir sistem var. İşte organları algılayan, düşmanı algılayan, mikropları algılayan, virüsleri, hastalıkları algılayan bir sistem var. Evet. Ve burada bu sistemdeki neyin ne ile çek edilmesi gerektiğini, neyin ne yapılması gerektiğini, emrini, komutunu veren bir sistem, otoimmün sistem. Şimdi otoimmün sistem ile iman arasında böyle enteresan bir ilişki. Evet. Ama şimdi mesela geçen bir karikatür gördüm ben. Çok hoşuma gitti. Kim yaptıysa dahi. Arabistan kralına soruyorlar. İsrail ile ne zaman savaşacaksınız? Müslüman oldukları zaman diyor. Yani bundan ne anlayacağız hocam? İsrailoğulları Müslüman olduğunda onlarla savaşacağız. Şimdi bakın bu enteresan bir tespit. Sen ümmün sistem dedin ya. Evet. Vücuda giren ve vücuda zarar verebilecek, ister yiyecek, ister bakteri, ister virüs, neyse, anında onu alıp düşman bilecek bir hafıza var değil mi? Evet, öyle bir şey. Bu hafıza derhal girenin düşman mıdır, dost mudur tanımlamasını yapıyor. O olmadan sistem çöküyor zaten. Peki, şimdi öyle bir tanımlama yapmış ki, İslam vücudu öyle bir tanımlama yapmış ki kendi cinsini şey yapıyor. Yani diyelim ki al yuvarı düşman görüyor. Bir takım al yuvarları biçiminde küçücük bir şey var. Derhal bu düşmandır diyor. Yani al yuvarı düşman biliyor. Hani bu şeylerde oluyor. Kan hücreleri bazen birbirine saldırırlar. Evet, birbirine saldırıyor. Yani mesela trombositler. Otoimmün hastalıkların çoğunda, alerji hastalıklarında vesairede bunlar zaten. Yani hücre hücreye düşman oluyor. Evet. İslam toplumu gibi.
İşte bu hale gelmiş. Acilen bunun tam bir check-up'tan geçirilmesi ve imanın bütün her tarafa hakim olmasını sağlamak lazım. O da fert fert olur, fertle olur. Şimdi mesela şu anda önümüzde çok ciddi bir yaramız var. Kudüs meselesi. Değil mi? Evet. İslam toplumu bir tepki veriyor. Peki, bunu söylemeden önce şu soruyu sormak istiyorum. Yazmıştım, en başından soracağım soruydu ama buraya kadar geldi. Hocam, imanın İslam toplumunu diriltmek, hayat ile hayatlanmasına sebep olmak için ana ihtiyaç duyulan unsur diyorsunuz. Bu sizin tespitiniz mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tespiti mi? Hayır. Cenab-ı Hakk'ın tespiti Cenab-ı Hakk'ın mi? Delili nedir? Yani mesela her şey yerli yerine oturuyor. Biz bu birçok yerlerde mesela ya eyyühellezine amenu diye aminu billahi iman etmiş topluma sesleniyor. İman etmiş topluma ve iki kere sadece ya eyyühellezine amenu aminu billahi demiyor. Aminu billahi ve rasulihi. Çünkü herkes kendine göre bir Allah uydurabilir. Sümme haşa. Hani ben ona Tanrı diyorum. Sen kendine göre tam şey almadın. Bir gün bir misal anlatayım. Şeyi anlatabilmek için. Yani misal bu konularda iyi geliyor. Deprem olmuştu. O zaman bir televizyonda çalışıyorum. Deprem olduğu saatte de bir belgesel hazırlığı içindeydim. O saatte oradaydım. Yani 3 kat altta biz şey yapıyorduk. İşte belgeseli bağlıyorduk o görüntüleri. Birdenbire deprem başladı. Benim yanımda çalışan operatör kardeş de yani şeyi yapan, montajı yapan kardeş de Ceyhanlı ve o Ceyhan'da Ceyhan depreminde bundan 6-7-8 ay önce bir şey olmuştu, evet. Haziran'da birkaç akrabasını kaybettiği için deprem başlayınca kilitlendi. Ben bunu o üç kat boyunca sırtımda taşıdım. Zaten benden de iri bir delikanlı. Sistem kapattı kendini. Evet. Zar zor dışarıya çıktık. Neyse. Baktık ki bu neticede bir televizyon. İşi gücü bıraktık. Bu yayın yapılması lazım. Deprem oldu yani. Hı. Hemen girdik. Her birimizi tarafa geçtik. Başladık işte bilgileri toplamaya. Kimimiz telsiz dinliyor. Kimimiz şunu yapıyor. Sabaha ulaştırdık işi. Elhamdülillah o zaman yüz akıyla bir yayın yaptık. Sabah oldu. Ben hani gündüz zaten çok geldi ama daha gelmeleri gereken var. 8-8.30 gibi herkes gelmeye başladı. Bir kardeşimiz var. Ta tercümandan tanıştığımız bir abi gel. Gördün mü seninki ne yaptı dedi. Aynen böyle. Ben anlamadım. Zaten geceden uykusuz kalmışım. O kadar deprem, o kadar panik. Ben anlamadım. Gördün mü seninki ne yaptı dedi. Seninkinden kastı Cenab-ı Hak. İşte bilmiyorum daha kim olduğunu. Ha. Benimki kim dedi. Görmüyor musun dedi, indirdi her tarafı bir tarafa. Her tarafı indirdi, o kadar çoluk çocuk perişan oldu dedi. Dedim seninki yapmaz mıydı? Seninki ne yapar dedim. Benimki dedi o çoluk çocuğa şey yapmazdı dedi. Bu hayır. İşte, bu inandığı Allah'a. Evet. Evet. Şimdi benimki ve seninki diyor. Bak dikkat et. Haşa. Tanrı. Ama işte dediğim gibi biz ona kınıyoruz ama hepimizin kafasında kendi tasarladığımız bir haşa tırnak içinde Allah var. Bu Tanrı'dır. Dolayısıyla diyorum ki şeriatın tarif ettiği, Kur'an'ın tarif ettiği Allah'a iman etmek zorundayız. Bunu da bize kim söyler? Allah söylüyor. Allah ve bir de Resulullah. O yüzden Cenab-ı Hak 100 küsur ayette ya eyyühellezine amenu aminu billahi ve rasulihi. Çünkü Kur'an mutlaktır. Herkes kendine göre bir isnat yapabilir. Herkes kendine göre bir uydurma yapabilir. Bana göre böyledir, bana göre şöyledir. Çünkü Kur'an kavramı mutlaktır. Mutlak olduğu için de herkes kendine göre bir hüküm çıkartabilir. Ama Resulullah onu en iyi bilendir. O yüzden de siz sünnet-i seniyye çerçevesinde Resulullah'ın bize anlattığı Allah'ı iman etmek ve bilmek zorundasınız. Aksi takdirde kendiniz uydurursunuz bir şeyler. Bana göre Allah bunu yapmaz deriz. Diyoruz hepimiz yani. Bana göre kurban olduğum Allah bu... Yürümez yani bu. Hiç bu doğru mudur ya? Hiç mi uyuyorum ya demiyor muyuz? Bu bizim tasarımımızdır. Cenab-ı Hak sıklıkla diyor ki Vallahu ya'lemu ma tasna'un. Allah sizin ona sun ettiğiniz, ona uydurduğunuz, isnat ettiğiniz şeyleri bilir. Vallahu'l musta'anu amma tasifun. Allah sizin isnat ettiğiniz, uydurduğunuz, Allah böyledir, şöyledir dediklerinizden müsta'andır. Tamamdır. Ve bunun gibi sayısı şey var. Neden? Çünkü siz tam ve net bir Allah'a iman etmez ve onu kabullenmezseniz yarım yamalak sizin hocam, sanrılarınızdan oluşmuş bir tanrı var eder. Hocam bunu samimiyetle, bunu yüksek sesle hatta dile getiren ve söyleyen dahi var.
Ya diyor ki bu İslam toplumu aynı Allah'a inanmıyor mu diyor. İşte tamam bunda evet inanmıyor. Aynı Allah'a inanmıyoruz. Çünkü o kadar çok sanrıları ürettik ki kendimize göre Allah. Şimdi mesela Şia ile Ehl-i Sünnet arasındaki fark ne? Başlangıçta o diyor ki Hazreti Ali'nin hakkıydı. O da diyor ki yok değildi. Misal. Yani Ehl-i Sünnet diyor ki bu oluşum zaten fıtridir. Ebu Bekir, Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Öbürü diyor ki olur mu sen hak edin ya. Bu ayette diyor ki yani benim akrabamı gözetin. İllel mevaddete fil kurba. Ben peygamberliğime karşılık sizden aileme yakınlık diyorum. Öyleyse yakınlık göstereceksin. Şimdi bu bir tercihti. Bu tercihi esas aldık. Kur'an'ın diğer bütün alanlarını bu tercihe göre kendi menfaatlerimize göre ayarladık. Ve böylece biz kendimizi Kur'an'a veya Kur'an içindeki ahkama uyduracağımıza niyetimizi sabitledik. Sonra Kur'an'ın diğer bütün unsurlarını ona göre şekillendirdik. Her ayeti onun üzerinden aktarmaya veya anlamaya başladık. İnsanın bu tarafı var. İnsanın böyle bir kabiliyeti var. Kendisini merkeze alır ve kendisini Kur'an'a uyduracağına, Kur'an ile kendisini ispata çalışır. Veya kendi söylediğinin hak olduğunu çalışır. Biz esas bu sıkıntıyı yaşıyoruz. O yüzden diyorum ki Resulullah'ın tarif ettiği Allah'a iman etmemiz gerekiyor. Kur'an'da mutlak tarifler var. Bu mutlak tarif yadullahi fevka edihim. Fe innema yankusu ala nefsi. Şimdi mutlak nekese kelimesi öyle bir kelime ki hani isten istediği tarafı çekebilir. O nekes en tür manada olabilir. Parada nekes olabilir, camda nekes olabilir. Efendim işte davranışta nekes olabilir. Yadullahi fevka edihim. Allah'ın eli onların elinin üstündedir. Bu hem seni şirke götürebilir. Hem de ben Cenab-ı Hakk'a ciddi manada iman ettiğimde pratik anlamda Allah bana yardım eder. Çünkü onun eli benim elimin üstünde. İnanıyorsan. Evet inanıyorsan. O kadar Allah sana yakın ki. Başkaları diyor ki neden size kalkın Allah yolunda mücadele edin denildiğinde yere çakılıp kaldınız? Sizin karşınızdakilerin her şeyi olduran bir Allah'ları da yok. Sizin her şeyi olduran bir Rabbiniz var. Şimdi her şeyi olduran bir Rab teorik olarak böyle. Kendisini garantiye almadan ayağa kalkmıyor ki. Allah'a güvence yok. Anlatabildim mi? Bunların hepsi işte biri ferdin imani zaaflarından birike birike toplumun ahlakı haline ve deformasyonu haline gelmiş hallerdir. Bu programa gelmeden önce bugün çok değerli bir, sizin de aslında dostunuz, ben sizin vesilenizle tanıştım. Çok değerli bir insan, Yaşar Hoca. Eyvallah. Telefonla konuştuk ve çok böyle enteresan, çok güzel bir şey söyledi. Böyle bir kalbe hitap eden bir şey söyledi. Dedi, yani uzun yıllardır, 25 yıldır böyle iman meseleleri için koşuyorum, Kur'an meseleleri için koşuyorum. Kendimi Kur'an için veya Kur'an'la bir şeyler yaptığımı zannediyorum ama 25 yıl sonra peşinde koştuğum şeyin mushaf olduğunu, Kur'an'a geçiş yapamadığımı anladım dedi. Evet. Yani elhamdülillah iman bahsindeki sizin de buyurduğunuz gibi. İşte şeyin söylediği, Muhittin Arabi'nin Fahrettin Razi'ye söylediği bu. Şimdi normalde Kur'an bir diri bir kitaptır. Vahiydir çünkü. Siz onu açtığınız andan itibaren iman ehliyseniz akmaya başlar, gelmeye başlar. Ve sizin ihtiyacınız olanı sizinle konuşur Kur'an. Aksi takdirde yazılmış, esresi üstünü tamamlanmış bir kitap okursunuz. Ben o yüzden diyorum ki meal ve mealcilik üzerinden gidenler ciddi şey yaparlar. Peki meal yapmayalım. Tabii ki manası okunacak. Ama meal üzerinden Kur'an'ın vahyini kavrayamazsınız. Çünkü o bir zamanda bir kişinin bir vakitte anlayışının bir miktarınca gördüğüm bir resimdir. O meal üzerinden sen Kur'an'ı okuduğun zaman daptar bir şey olur. Halbuki vahiydir o ve sen onunla yöneldiğin her andan itibaren cap canlı olarak seninle muamele halindedir. Yeter ki iman halinde ol. Aksi takdirde eğer iman halinde değilsen zaten sana inmez, sen duyamazsın da göremezsin de. Sadece manasını, orada mevcut olan manasını okursun ve geçersin. O da senin akli delillerle, sadece akli delillerle, yani sanki iman... Sadece akli delillerle tevhid olmaz. İmana varamazsın. İmana varamazsın. Çünkü sebep-sonuç ilişkilerinden kurtulmadıkça sen Allah'a varamazsın. Bu toplumdaki hastalıkların çoğunu... Yani sebep-sonuç ilişkileridir. Sebep-sonuç ilişkileri ve aklın biraz
ilmin, aklın çok bu asırda ön plana çıkmış olmasından bu konuda evet. bu hastalığa muzdarip çok çok sayıda hoca, hatta insanların önünde yürüyen, Kur'an'a, dine hizmet ettiğini zanneden insanlar da var. Doğrudur. Yani şimdi normalde tamamen sebepler ile esbab dediğimiz, yani sebep sonuç ilişkileri, determinist düşünce, tamamen esbab ile mutmain olmuş vaziyetteyiz biz. Yani biz Allah'a itimat etmekten ziyade onun vermiş olduğu mesela delillerle kendimize bir dünya kurmuşuz ya. Ya evet. Ben abi güvenlik şeyimi yapmışım, ben sigortamı yaptırmışım, ben güvenlik duvarını yükseltmişim. Benim param var. Sigorta yaptırınca evet, virüs gelmemezlik yapmıyor ki. Ben şunu yapmışım, ben bunu yapmışım. Böylece siz esbab ile kendinizi, kalbinizi mutmain kılmışsınız. Perdelemişsiniz. Mutmain kılmışsınız. Evet. Yani esbab ile mutmainsiniz. Halbuki bu kalbin ela bi zikrillahi tatmainnu kulub gerçekten ancak Allah'ın zikriyle mutmain olması gerekiyordu. Allah razı olsun hocam. Bugünkü program ayrı ayrı benim istifade ettiğim ayrı bir şey oldu. İman bahsini. İnşallah. Farklı bir açıdan imanın toplumla, insan fizyolojisiyle olan ilişkisini, imana olan ihtiyacı, İslam toplumunun imana olan ihtiyacı ve en büyük ihtiyacının, en büyük ilacının iman olduğunu bir cümle daha söyleme ihtiyacın var mıdır? Son hocam, evet, arkadaşlar. Evet, peki kızmasınlar. Bir cümle. Diyorum ki Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlar için siz üstünsünüz, şusun bir şey, bir tek ayet söylüyor. Yani Yahudi'ye diyor ki siz şöylesiniz, Hristiyan diyor ki böylesiniz. Müslüman diyor ki وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَا İn kuntum mu'minin. Bütün bunların hepsinden üstünsünüz. Yani kurduk. Ben Yahudi'ye bunu verdim, Hristiyan'a şunu verdim, geç. Evet. İman ettiğinde imkanlarının da üstünde sana bir kuvvet, kudret zaten vereceğim. İman yoksa ademiyet yoktur evet. ve şeytanın secde etmesini istediği Adem, iman ehli olan Adem'dir. Evet. Yeni bir Tıbbi Nebevi programda buluşmak üzere, hoşça kalın.